İnnellezine keferu, kafirlere gelince sevaün aleyhim, onlar için eşittir. Ne eşittir? Enzertöm, sen onları uyarsan da, ikaz etsen de, ev yok da emlem tünzirim, ya da uyarmasan da, la yu'minin, onlar kesinlikle inanmazlar. Evet. Niye inanmazlar? Çünkü hatemallahu ala kulubim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Efendim, Allah'ın kalplerini mühürlemesi nasıl olur? Yani kalbe Allah Teala gelip de mühür mü bastı? Deniyor ki efendim, bu aynen şöyle olur. Bir şişenin içerisine çamuru doldurup da ağzını kapatıp onu da bir denize veyahut da temiz bir suyun içine attığımız zaman, o şişeye nasıl oradan temiz su girmezse, Allah öyle onun kalbini öyle bir bağlar ki artık ona iman girmez. Bu manada verilmiş burada. Daha ve ala semihim. Onların kulaklarının üzerinde de vardı. Yani Allah Teala kulaklarını da mühürledi. Daha ve ala ebsarihim. Gözlerini de mühürledi. Veyahut da perde çekti. Gışaveten. Gözlerinde bir perde vardır. Yani gerçeği göremezler. Gerçeği dinleyemezler. Burada bizim manevi sağlık, manevi körlük değil. Buradaki sadece Allah Teala, onlar hakkı söyleyemezler. Hakkı dinleyemezler ve hakkı göremezler manasındadır. Evet. O zaman böyle yapanlar için kimselerde ne vardır? Velehum, onlar için vardır. Azabın azim. Büyük bir azap. İşte diyor ki Allah Teala büyük dediği zaman bunu kimse tarif edemez. Ne kadar büyük. Efendim, onu kendisi bilir. Kendisinden başkasını takdir edemeyeceği Allah Teala bunlara azap edecektir. Bu iki ayette kafirlerle ilgiliydi. Şimdi okuyacağımız 13 tane ayet ise münafıklarla ilgili. Evet. Ve minen nası, yani münafıklara gelince diyelim. Ve minen nası, insanlardan. Men, o kimse ki yegul der. Amenna billah. Allah'a iman ettik der. Ya amenna, biz iman ettik billahi, Allah'a. Daha ve bil yevmil ahir. Ahiret gününe de iman ettik. Daha ve mahum, halbuki onlar değildir mümin. İnan kimseler değildir. İnanmadıkları halde Müslüman beldelerinde yaşadığı için, Müslümanlardan emin olmak için, hem kafirlerden hem müminlerden emin olmak için ikisi arasında gidip gelen, efendim, münafık kelimesi nefak kelimesinden türetilmiştir. O da nifak da tünel demektir. Bir tünelin içinde girilmiş, iki tarafı da gözetliyor. Hangi taraf galip gelirse o tarafa giden, işini halleden insan manasına gelmektedir. Evet. Ne yaparlar bunlar? Yuhadûn Allah. Haşa, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Daha vellezine amen ve müminleri de. Müminlerle beraber Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Yani iman ettik diyerekten inanmadıkları halde. Daha ve ma yahtaune. Hata edin, aldatmak. Aldatamazlar. İlla ancak aldatırlar. En üstüne nefislerini aldatırlar da ve ma yeşurun. Bunun da farkına varamazlar. Allah onları öyle şeylere meşgul eder ki yaptıkları kötülüğü iyilik zannederler. Şeytan onların amellerini süsler. Ben iyilik yapıyorum zanneder. Halbuki yaptıkları kötülüktür. Onun da farkına varamazlar. Kendi aleyhlerine olur. Fi kulubihim marazun. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Yani imansızlık hastalığı, ikatsız, yani şüphe, şek hastalığı. Yoksa bizim bildiğimiz hastalık değil. Fezadehumullah. Allah da artırdı onların neyin marazı? O hastalıkla artırdı. Yani devamlı şüphe ederler. Acaba bizim hakkımızda bir ayet mi inecek? Bizim bu münafıklarımız insanların arasında aşağı mı çıkacak diye. Böyle korkulu, şüpheli bir şekilde yaşarlar, evet. Velevhümüş, yine onlar için vardır. Azabın elim. Elemli bir azap vardı. Yukarı dedi ki azabın azim. Büyük bir azap. Elemli bir azap. İşte biz bunları bilemeyiz. Bize göre işte acı, efendim, dehşetli ama Allah Teala tarafından nasıl takdir edilmiş bir azap olduğunu bilemeyiz. Neden dolayı bunlar bu cezalar çarptırırlar? Bima kânû yeksibûn. Yalanlıktan dolayı, Allah'ın ayetlerini, peygamberlerini yalanladıklarından dolayı sebebiyle bu azaplara çarptırırlar diyor. Ve izâ gîle lehum, onlara denildiği zaman o münafıklara, la tüfsidû fil arzı, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Bak, sizin yaptığınız şeyden dolayı insanlar, Müslümanlar zarar görüyor denildiği zaman, galû derler ki innemâ, ancak nahnu biz nusluhun, ıslah edicileriz. Kendilerini gerçekten öyle zannederler. Öyle yaptıklarını, yani şeytan devamlı onların amellerini kendilerine su gösterir ve böyle düşünürler. Evet. Ela, Allah Teala da buyuruyor ki ela dikkat edin, innehum, onlar hümül müfsidun. Asıl fesat çıkaranlar, fasitler, bu işte düzeni bozanlar onlardır. Velakin la yeşkuna, bunun farkına varmazlar. Bunu anlayamazlar, yaptıkları kötülüğün iyilik olduğunu zannettiklerinden dolayı farkına varamazlar diyor. Ve izâ gîle lehum, yine onlara dildiğim zaman aminu, iman edin denildiği zaman peygamber tarafından, insanlar tarafından, efendim, kema aminen nas, insanların iman ettiği gibi siz de samimi olarak iman edin. Hulusi kalple gelin, iman edin denildiği zaman galu derler ki enü'mine, iman mı edeceğiz? Ne gibi? Kema aminen süfehâyü, bu cahillerin, aklı yetmezlerin iman ettiği gibi mi edeceğiz? Diyerekten insanları, Allah'ın İslam nimeti verilmiş insanları küçük görürler. Halbuki kendilerinin sefi olduklarını anlayamazlar dedim. Ela, yine Allah Teala buyuruyor ki dikkat edin, uyanık olun. İnnehum, onlar hümül süfehâyü, asıl sefih, ahli yetmeyen onlardır. Ve lakin la ya'lemunu, bunu anlayıp bilemezler. Lakin bunları bilemezler. Evet. Ve izâ gîledin şey, ve izâ legullezine âminû, o iman edenlere karşılaştıkları zaman galû derler ki âmennâ, biz iman ettik derler münafıklar. Daha ve izâ halel, baş başa kaldıkları zaman, yani nereden ayrıldık da ilâ şeyâdînim, şeytanlarıyla, putlarıyla, vesvese, tağutlarıyla beraber olduklarında
Galu derler ki inne makum, biz de sizinle beraberiz. Biz de sizin gibiyiz derler. Evet. İnne ma ancak biz, nahnu biz, yani elbette biz var ya biz, müstehziyunu, o müminlerle alay ediyoruz. Onları küçümsüyoruz. Alay ediyoruz da onlar farkında değildir diyerekten müminleri küçümserler diyor. Allahu yestehzi bihim. Halbuki Allah onlarla alay eder. Halbuki bilmemektedirler. Daha ne yapar? Ve yemettühüm, Allah'ı onlara uzatır. Yani onlara mühlet verir. Fî duyânihim, o azgınlıklarında yâmehûn, bocalar dururlar. Ölüm gelene kadar, işte başlarına bir bela felaket gelene kadar böyle o sapıklılar içinde bocalayıp dururlar. Bundan da hiçbir kar gelir elde edemezler diyor Allah Teala şu ayette. Ülâik, onlar var ya, ellezîne, o kimseler ki, işte o münafıklar ki, işteravut dalalete, dalaleti satın aldılar. Neye karşılık? Bir hüda, hidayete karşılık. Hidayeti tercih etmediler de dalaleti satın aldılar hidayete karşılık. Ve bu yaptıkları ticaret ne oldu? Fema rabihat ticaretim. Onların bu ticaretler onlara hiçbir fayda vermedi. Ve ma kâni mühtedin. Böylece doğru yolu bulup da hidayete de eremediler demiş. Evet.